üçüncü kayınvalidem Carmen Gönül. Aman hata yapma ha. İnşallah. Seni peşin peşin uyarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Afiyet olsun. Nursel Hanım, şeyim, yatağı çok güzel olmuş. Bak bağırttı. O kadar lezzet, patatesi çok güzel lezzetlendirmiş. Yani o en güzel şey baharatını, bütün yani soğan şey hepsi birbirine geçmiş. Peki. Çok güzel yatağı. Ondan sonra beşameli de güzel ve tavuğu da pişmiş. Yani şu anda vallahi bana çok güzel geldi bu tabak, şaşırdım yani. İlk tabağı güzel yapmış kızımız. İkinci tabağın. Vallahi Nursel Hanım, yataklar kızların çok güzel olmuş. Bunun da lezzet çok güzel aldım. Tavuğu pişmiş. Vallahi biraz... Bu biraz az kızartmış ya, bunun kaşarı biraz fazla kızarmış ama yani yanmamış. İçindeki elmalar biraz sert. İkisinde de ana söylemedim ama çok az içinde olduğu için elmalarda bir tık sertlik var o elmalar. Yani vallahi şu anda güzel. Neredeyse aynı yorumları yaptın. Evet. Onun beşamel bir sosunu tek... daha çok beğendin. Birin öyle mi? Hayır hayır. Bak şimdi. Bu biraz bu az kızartmış, bu fazla kızartmış. Gönül Hanım'ın hangisi daha hoşuna gitti? Az kızarması mı? Hayır. Kaçak şey... dövüşmeyelim. Ya kızarmış olması daha güzel bence. Mesela bu peki, daha güzel. Gel. Üçüncü tabağın. Nursel Hanım, bunun... Tavuğu biraz daha inceymiş. Bir tek bunun elması içinde pişmiş. İnce olduğu için öbürleri... Bunun tavuğu da mı daha iyi pişmiş ince yok, olduğu için? Yok. Tavuklar aynı pişmiş. Bak bugün tavukların hepsi bir de aynı pişmelerinde... Çünkü iki işlemden geçirmişler hani evet, pişsin diye. Vallahi şaşırdım yani tavuklar pişmiş. Evet. Ama yok elmaları demek istedim. İçinde bunun elması öbürlerinden bir tık ince olduğu için tavuğun şeyi. Elması bir tık fazla yani... Bunun daha pişmiş. Yoksa et pişmeleri aynı. Daha güzel olmuş ama yani. Ama bu da patatesi özleşmemiş. Yani onlardaki aldığım lezzeti bunda kuru. Anladım. Bunda patates yatağını yani beğenemedim. Bir de bunun beşameli hoşuma gitmedi. Tamam. Hanım. Son tabağın. Nursel Hanım, bunun tavuğu bir tık pişmesi gerekiyormuş. Üçünden az pişmiş. Hı hı. İki kere aldım hatta kızaksız. Ve tavuğu da bak ince yani bu. Bunun kalınlığında öbürleri daha... İnce olmasına rağmen. Evet, bir yani tık öyle. Hatta yani görebilir kızımız. Pişmek istiyor. Ondan sonra ve patatesli de tam böyle öbüründe aldım. İki ve birdeki aldım. Yatağındaki lezzet yok. En beğenmediğin tabak bu oldu. Yok, bu ondan sonra bu. Peki. Üçüncü kayınvalidesin, dikkatli puanla. Hadi bakalım, kolay gelsin. Vallahi bu, buna bir veriyorum, pişmemiş. Dördüncü tabak, bir puan. Bunda da lezzet alamadım, bir. Üçüncü tabak da bir puan. Beş. İkinci tabak, beş puan. Bunun da patatesi güzeldi. Buna da 3 veriyorum. Birinci tabak 3 puan. Şunu açalım. Beğenmediğin tabaklardan bir tanesiydi bu da. Bakalım ilk biri Gönül Sultanım'ın kimi üzüyor? Patatesini de tavuğunu da sevmedik ve biri bastık. Kaldır görelim kim bu gelin. Aleyna. Gönül teyze. Bak hepsinden birer kere hani bir yerinden yedim. Bak bunda
Hani çiğ, onu sonradan attım. Heh, bak anladın çiğ mı? Geldiği için aleyhine hatta dedim ki olur ya. Öbür tarafından daldım o da çiğdi. İki kere tattım tavuğunu. Yatağını da buna iki tabak gibi özleşmemiş. Yani böyle bayraklarında. Püre yapmadım ki. He? Püre yapmadım ondan. Bir de püre mi özleşiyor yani? Ben ne bileyim. Yani püre mi yaptık biz? Tavuğu yatakta değil mi işte şu gördüm, alt yatağında salata. Özleşmemiş yani. Gördün püre miydi? Evet Yeşim'inki öyleydi. Benimki mi? Ben püre... Kayınvalidene sor o benim tabağımı daha iyi yedi ve daha lezzetli buldu ya. Hacer Hanım. 3 puan verdik bu tabağa. Bakalım kime gidiyor 3 puanımız? Üç puan senden kime gidiyor? Aç görelim. Yeşim, Tuğba sona kaldı. Nasıl beceriyorum? Nasıl beceriyorsun ben de nasıl bilmem. Nasıl beceriyorum? Ya bir şey söyleyeceğim. Siz o tabağa bayılmadınız mı? Tamam. Söyledim bak. Bayıldınız tabağa verdiğiniz puan 3. Yeşim, neden? Evet. Bak kızartma şeyini en üstü ana kaşar attın ya. O bir tık beyazdı ama lezzet aldım dedim. Bak evet. Lezzet aldığım için 3 verdim. Ya bir şey söyleyeceğim. Aldım. Hani demin Aleyna'nın söylediği gibi iki posta yaptık ya. Benim yani o koca tavuğum bile zaten son attığım pişmiş. Kocaydı. Pişirdim. Pişmiş. Güzel de kızarttım. Siz hatta diğer tabaklar açılmadan kızarmasıyla ilgili herhangi bir şey de söylemediniz. Gayet beğendiniz. Beğendim. 4 verebilirdiniz. Hadi o yani yarım bak, ton farkından dolayı nasıl 3 alıyor? 5 olanın bu kiminse kızartmasına gelip bakabilirsin. Ya karşıdan, ben görüyorum buradan. Bunun daha koyu olduğunu evet görüyorum. Şeyi daha güzel aha. Kaşarını yapmış. Seninki bir tık beyaz olduğu için şey yaptım. Ama siz bana bir tık değil iki tık az puan verdiniz. Vallahi genel puanlaması 3-5 olduğu için olabilir mi? Lezzetli. Hayır. İki tabak arasında kaldığı zaman 5-4 geliyor. Ama... Çok nadir. Bak o kadar... Çok nadir iki tabak arasında kalıyor Yeşim, zaten. Yeşim o kadar çok nadir kalmadım ama bak fark ettiysen... Ama yorum yaparken... Normalde benim tanıdığım İlk... Gönül annem ona bir vermesi gerekiyor çünkü üstü kızarmamış. Hayır ben görüyorum lezzetliydi. Kızarmış. Bir, hayır öyle bir şey vermeyeyim ya. Dedim. Dün öyle yaptım vermeyeyim dedim. Hayır bu tabak yani bu tabak kızarmamış diyemezsin. Hayatım bak. Tamam bak. bu daha fazla ben buna bir şey demiyorum bak. Ama burada kızarmamış diyemezsiniz. Kızar bak. Evet. Kızarmamış de bak. Tamam kızarmış. Kızarmış desem bir veririm. Hayır işte diyor ya bir vermesi gerekir normal şartlarda. Hayır. Bir lezzet bir tabak vardı. Yok. Yeşim. Biliyorum. Lezzeti vardı kızım ya ama tamam. Bir tık daha üstüne tamam kızarsan... O bir tıkın mesela bir tık 4 olabilirdi hayır. Diyorum. Yok vallahi o dörtlük çok... bir tabak değildi yani. Ben biraz daha kızarsaydın 4-5 yapardım ama değildi. Hadi bakalım. Gönül abla. Tuğba sona kaldı. Bir de Gizem sona kaldı. Gizem de son zamanlarda güzel bir çıkış yakalamaya başladı. Bakalım puanını kime verdin? Gizem mi Tuğba mı 5 puanın sahibi olduğu kaldır şekerim. Tuğba. Tuğba. Gizem ne birden eline sağlık. Çok aldım. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben biliyorum zaten Gizem. Çak. Pişmemiş tavuğa 1 veriyorsun. Pişmiş tavuğuma bari yani 1 vermeseydin Gönül teyze. Farklı bir puan verseydin aferin. Yani. İnan ki senin yatağın olmamış. Hiç özleşmemiş.